Burası Antalya Nekropol Müzesi. Antalya'nın en yeni müzelerinden birindeyiz. Geçen sene 2023 yılında açılmış, devasa bir alana sahip müze. Demir konstrüksiyonlarla üstü örtülmüş. Buranın adı Nekropolis. Yani Yunanca'da nekros ölü demek, polis şehir demek. Nekropol ölü şehri. Yani burası tamamen devasa bir mezarlık. Akropolis vardı bir de. Akro yukarı demek, polis yine şehir demek. Yukarı şehir yani tepelerin en üstündeki kralların yaşadığı, şehirlerin olduğu yerde Akropolis deniyor. Bu müzede daha önce de anlattığım Meander deseni vardı. Menderes nehrinden esinlenilmiş. Camlar boyunca burada resmedilmiş. İçeriye girdiğinizde Meander desenli kapılardan lahitler sizi karşılıyor. Buralardan çıkmış, mezarlardan çıkmış birçok eser burada yer almakta. Müzenin içerisinde ilginç bir detay. Milattan önce 500 yılında, yani günümüzden 2500 yıl önce söylenmiş Herodot'un bir sözü yer alıyor. Yunancası, Latincesi yukarıda yazıyor. Yaşamın bu kadar ağır olduğu bir dönemde ölüm insan için aranan bir sığınak haline gelmiştir. Her dönemde insan aynı, hiçbir zaman değişmiyor aslında. Nekropol Müzesi'ne girdiğinizde ilk sizi şurada lahitli bölüm karşılıyor. Daha sonra kapalı alanlara girdiğinizde sağda kocaman bir, yine cenaze merasiminin olduğu bir resim var. Ve sol tarafta bir mağaranın içerisinde bir ölünün bulunduğu kayığı götüren birisini göreceksiniz. Bunun hikayesi şöyle, antik dönemde mitolojiye göre yeraltı tanrısı Zeus'un kardeşi Hades'ti. Ruhlar Hades'e ulaşıyordu. Gömülmeden ölen kişiler ise, kişilerin ruhları ise Hades'e ulaşamıyordu. Styx denilen nehirde kalıyordu ve kayıkçı Harun isimli kişi ölüleri Hades'e götürüyordu. Fakat bunun için bir ücret istiyordu. Bundan dolayı ölen kişilerin ağzının içerisine bir altın bırakıyorlardı ve kayıkçı Harun ölüyü Hades'e götürüyordu. Nekropol Müzesi'nde Osmanlı'ya ait bazı mezar taşları da görmek mümkün. Şu mezar taşına bakacak olursak ortada bir nişin içerisinde selva ağacı, yani ölümsüzlük ağacı buraya işlenmiş. Diğer tarafında gülbezek deseni ve hemen altında ise mührü Süleyman, yani Süleyman'ın mührü olan, İsrail'in bayrağında da kullanılan burada bir desen yer alıyor. İç içe girmiş 3 tane üçgen deseni, hatta alttaki deseni tamamlayamamışlar, böyle bırakmışlar. Günümüzde bazı cahiller bunu gördüğü yerde İsrail'in bayrağında diye tahrip ediyorlar ama yüzyıllar boyunca İslam coğrafyasında kullanılan mührü Süleyman burada yer almaktadır.